Ablacığım, bol bol fotoğraf çek, tamam mı? Yani organizasyonun olacağı yeri diyorum. Tamam Nergis. Ablacığım, biz de seninle taksiyi bekleyelim. Sonra ben seni bindireyim, Gülşah'ı okula götüreceğim. Ha? Hayır anne, okula gitmeyeceğim ben. Ne demek kız okula gitmeyeceğim? Gitmeyeceğim işte, gitmeyeceğim. Aa, ne oldu kız sana? Ay, bismillah ya Rabbim ya. Ne oluyor be? Geldi yine başımın belası. Ay kurtuluş, bir huzur ver, bir huzur ver ya. Allah Allah. Ya nünüm, sen eskiden beni görünce heyecanlanırdın. Ne oluyor? Şimdi bayağı korkuyorsun. Ne değişti? Ben değiştim kurtuluş, ben. Enişte ne yapıyorsun? Ne böyle araba falan? Yok kuzum, bir şey. Sen takılma ona. Allah bilir kimi tokatlamıştır yine o. Yani... Ha, taksi geliyor. Ha. Ben bıraksaydım, ben bırakayım arabayı lan. Ya yok canım, seni bırakmana gerek falan filan yok. Ablam, hadi. Hadi görüşürüz abla. Hadi valize yardım et, hadi. İyi. Ha. Yavaş. Yavaş, yavaş. Tamam üstad. Abla, hadi görüşürüz. Kendine iyi bak ha. Tamam. Oldu. Nereye kızım? Ha? Nereye? Git, sana ne be? Nereyse nereye. Hadi ablacığım, hadi. Ve sen taksiye. Haber ver varınca. Hadi. Ha, dikkatli gidin ha. Şş, bana bak ya, gel. Şş, bana bak. Ne oluyor öyle gizemli gizemli hareketler? Ne iş çeviriyorsunuz siz? Bir şey çevirmiyoruz kurtuluşcum. Fazla merak iyi değil. Sen merak etme. Allah Allah. E niye konuşturmadın o zaman Lale ile beni? İşe girdiğimi söyleyecektim. Bak Lale zaten Onur'la yüzüğü attı. Bir de senin işe girdiğini duysa daha fazla sinirlenir ha. Yüzüğüm attı. Hı, ulan o yüzük atılır mı be? Ya Onur gibi adam bırakılır mı ya? Ay evet. Senin gibi adam bırakılır kurtuluş. Doğru söylüyorsun. Allah Allah. Ya laf dönüp dolaşıp bana nasıl geliyor anlamıyorum ya. E nereye gitti peki bu? Kafasını dinlemeye gitti. Yakında ben de gideceğim. Sen de mi gideceksin? Nereye gideceksin ya? Bana bak, beni yaralıyorsun ama artık Nünüm. Baba, yaralanmadık zaten. Bak kızımızı görüyor musun? Babacığım. Canım kızım benim. Canım baba. Kız, seni bugün okula yeni arabamla götüreyim mi? Evet. Ay, sağ, sağ, sağ. İstemez. Allah Allah ya. Ne desem muhalefet. Kız geç şu arabaya bin hadi. Bana bak, çocuk 200 verdi diye havalara girdin, alırım senin havanı ha. Yok öyle şey yapmak istemedim Nünüm. Yani rica manasın hani, lütfen biner misin diye. Hı. Şöyle. Öyle öyle. Hadi hadi. Nasıl babacığım araba? İyi. Ay ya. Arabanın içi de pek güzelmiş. Güzel değil mi Nünüm? Vallahi ben de çok beğendim. Koydum kafaya. Bundan bir tane mutlaka alacağım. Hmm. Anneciğim sen kapa bir kulağını bakayım. Öf, yine mi anne ya? Bana cevap verme. Evet canım. Sen kendine bir tane araba al bence de. Takside o kadar kızlar karılar gezdirdin ki arabanla da gezdirirsin. Ya Nilüfer. Gerçekten iki dakika laf sokmadan duramıyorsun ya. Ay ne yapayım kurtuluş? Malzeme bol. Verme o zaman. Bir tak emniyet kemerini hadi. Şu bıyıklar bir ayan ışıkta vardı bir de bende. Onur Bey, kaç gün kalacaksınız? Hazır gitmişken 3-5 gün kalırsınız değil mi? Yok, bir gün kalıp döneceğim Samet. Hadi ya. Hazır gitmişken 3-5 gün kalsaydınız değişiklik olurdu. Değil mi? Sen de rahat rahat tatil yapsaydın. Aşk olsun Onur Bey. Ben gideceğiniz yere kadar bırakayım dedim, siz istemediniz. Tamam, tamam. Ben gelene kadar izinlisin. İstediğin gibi gez dolaş, eğlen. Hadi ya. Siz vallahi 10 numara patronsunuz. Yalnız Onur Bey... Orada kendinize mukayyet olun. Malum en son sizi yalnız bıraktığımda başınıza... Yani kızmayın bana Onur Bey ama haksız mıyım? Tamam, kadınlardan uzak duracağım söz. Vallahi ben aynı sözü veremem.
Galiba Nergiz'le buluşacağız. Hmm. Başka valiziniz var mı Onur Bey? Yok. Ay ya anne ya. Açmadan söyleyeceğim galiba. Umarım söylememiştir ya. Eğer gerçekten duyduysa bak açmıyor. Kesin bana çok kızdı. Efendim tatlım. Aşkım. Nasılsın? İyiyim hayatım. Sen nasılsın? İyiyim ben de. Akşam arkadaşların doğum günü partisi var. Gider miyiz oraya? Ben şimdi Ava'ya gidiyorum tatlım. Ne Ava'sı? Ne işin var ki Ava'da senin? Bir otel inşaatı için toplantım var. Bir gece kalıp döneceğim. Tamam hayatım. Sana iyi yolculuklar. Sağ ol. Görüşürüz. Hoşça kal. Ay delireceğim ben ya. Delireceğim. Tamam kızım. Tamam sakin. Anne sus. Anne sus. Ben sakinim zaten. Ay dünden beri çatladım Berak'tan. Çabuk söyle. Filiz hamile mi? Ay hayır hayır. Betül Hanım karalar bağladı oturuyor. Ay bu süper bir haber. Ay bu kadın beni aramadı. Ay. Ay yok aramıyor beni. Ay çıldıracağım. Ay çıldıracağım. Ay yok ben duramayacağım. Yok. Arıyorum ben. Yok ben niye duruyorum? Ben arıyorum. Tamam. Tamam. Dinlemedeyim. Alo. Şerife. Şerife neler oluyor orada? Ara bak Şerife. Bu sessizlik hiç hayra alanın bir sessizlik değil. Bu kadın niye kim kimlik için hala beni aramadı? Ha? Şerife sen bana o kızın annesi geldi demedin mi? Ha? Geldiyse ne oldu? Bunlar ne yaşadılar ya? Bunlar kavga etmediler mi? Bunlar birbirlerine girmediler mi? Neler oluyor? Bana bak Şerife. Benim kurduğum onca hayal boşa mı gidiyor Şerife? Bak bayılacağım. Vallahi ben çay servisi yaparken bunlar gayet gergindi. Kıyamet koptu kopacak gibiydi yani. Ama boşları almaya gittiğimde bir baktım ortalık süt dümen olmuş Betülcüğüm. Ne? Betül Hanım yani o arada ne konuşuldu, ne yapıldı? Artık aralarında nasıl bir plan yaptılarsa meseleyi halletmiş gibi görünüyorlardı yani. Hiç anlayamadım. Ay şimdi orta yerimden çatlayacağım. Allah'ım. Allah'ım bu nasıl bir sinselik? Bu nasıl bir karda yürüyüp de izini belli etmeme hali? Allah'ım. Allah'ım o yıldız. O yıldız benden daha sinsi. Ve benden daha kötü niyetli olamaz. Daha fazla bağlamaz. Anladın mı? Olamaz. Kapatıyorum. Bir insan düşünün ki sinsiliği bile kıskansın. Kıskançlık da son nokta. Ay. Bana bak. Bana bak Şadi. O kadın var ya o kadın. Hiçbir konuda benden daha iyi olamaz. Anladın mı beni? Şadi lütfen anla artık beni. Ben gidiyorum. Tam şurada bayılacağım. Ay Bete. Ay. Burası zaten kitap okumak için çok gergin. Ben tekrar içeri gireyim. Ay yok bayılamıyorum bile. Ay bayılamıyorum. Ceset mi var bunda ya? Ben bu kadar doldurdum mu? Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Lale Yenilmez ben. Bu otele rezervasyonum vardı. Tabii hemen bakıyorum. Evet efendim. Bir kimlik rica edebilir miyim? Peki yeşil kapalı 407 numaralı oda. Teşekkürler. İyi tatiller. Anne. Anne. Anne Lale arıyor. Anne al. Ay. Al. Bekle sen bak. Al. Al. Sen konuş. Dizdin sen. Sen konuş. Ay dur dur. Al anne al. Bana ver ben. Anne al al al. Bak bak. Çok normalmiş gibi açıyor. Ay hacı. Hala çalıyor bak. Alo Lale. Ah geldin mi kızım? Nasıl geçti yolculuğu? İyiyim anneciğim çok güzel geçti. Ben de ona haber verecektim sana. Geldim ben. Anne buralar çok güzel ya. Şimdi anahtarımı aldım odaya geçiyorum. Ben dedim otel çok iyiydi. Sen biraz dinlen ben Emel'e veriyorum telefonu. Arkadaşım arayacak seni. Tamam, tamam anneciğim. Öpüyorum çok. Hadi iyi çalışmalar. Aa, ne güzel oda.
Ay ne iyi oldu buraya geldim ya. Böyle sinirden, stresten, herkesten uzak. Özellikle de ondan uzak. Aa, jacuzzi de varmış. Neyse, ben böyle kötü şeyler düşünüp kendimi sıkmayayım. Değil mi bebeğim? O zaman bir duş alayım. Merhaba, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Bir rezervasyonum vardı. Onur Sarı. Tabii, bakıyorum hemen. Bir kimlik alabilir miyim Onur Bey? Tabii. Buyurun. Teşekkürler, odanız hazır. Hemen anahtarınızı veriyorum. Şu karşıdaki yeşil kapılı oda. Öyle mi? Tamam. Evet, iyi tatiller. Teşekkür ederim. Lale! 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 Ah! Onur! Ah! Gitme! Ah! Ya senin ne işin var burada? Ben iş için geldim. Tamam, benim de iş görüşmem var ya. Benim odamla ne işin var diyorum sana. Ne demek senin odan? Asıl benim odam burası. Ben senden önce geldim buraya ya. Ya istersen benden 5 saat önce gel. Benim odama niye geldin? Soru bu. Niye? Bakma! Ya tamam, bakmıyorum. Anahtarım orada, bak. Ey Allah'ım yarabbim. Ya bak, bak. Dön! Kafanı çevir. Tamam, kafamı çevirdim. Burada ne yazıyor? Bana bunu söyle. 407 kafanı çevir. 407. Güzel. Anahtarın nerede? Masanın üstünde. Masada. Burada ne yazıyor? 407. Bakma! Ya tamam. Bakmıyorum ya. Kendi anahtarımı alayım bari. Ya peki bize nasıl aynı odayı verirler ki? Tabii ki bu tesadüf değil. Kasıtlı yaptılar bunu. Hilale. Kafanı çevirir misin? Bir dakika ya. Bir bakmıyorum, bir dinle beni. Sen üzerine başını değiştir. Daha doğrusu yani böyle çıkıp gelme. Ben seni dışarıda bekliyorum. Bir konuşalım bu konuyu, oldu mu? Tamam. 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 Ya bakma! Ya tamam. Ay inanamıyorum ya. Ama annemde bir haller vardı. Ya ben nasıl anlayamadım? Beni oyuna getirdi. Ay, Lale arıyor. Lale arıyor, kesin karşılaştılar. Açmayacağım. Açmayacağım. Arasın dursun. Ay. Haklısın, ısrarla arıyor. O kesin çok kızdı bana. Kesin kızdı bana. Ay. Ay ya acil bir şey varsa.
Ay bana ihtiyacı varsa bu kız onun için arıyorsa. Ay. Ay açayım be. Kapandı bu. Mesaj. Ben size yapacağımı bilirim. Sen. Buluşmuşlar. Açmaz tabii. Hatasını biliyor. Aa. Bunlar benim eşyalarım değil. Ne ya? Ya bu kesin Nergis'in işi. Rezil. Rezil. Ben ne giyeceğim? Fikret. Ay yandık Fikret. Fikret. Onur arıyor ayol. Hayır. Ay sakın açma. Sakın açma. Onur şimdi kaynıyordu. Doğru söylüyorsun. Açmayacağım. Açmayacağız. Aa! Şimdi de seni arıyor ayol. Sakın onu da açma. Bırak kaynasın. Açmıyoruz. Lale gelsene. Ben aslında otel inşaatı toplantısı için gelmiştim. Yani sözle. Senin de burada olacağını bilmiyordum. Beni de annem gönderdi buraya. İşte arkadaşının kızının düğün organizasyonu varmış. Bir bak diye. Ya şu koca koca insanların yaptığı çocuklara bakar mısın? Arkamızdan resmen iş çevirmişler. İnanamıyorum ya. Neyse, ben kendime başka bir oda tutarım. Yarın da beraber döneriz, olur mu? Yani sonuçta can taşıyorsun. Aynı gün içinde bu kadar yol yapman senin için çok yorucu olur. Müsaade edemem buna. İyi madem. İşte madem müsaade etmiyorsun, kalırım ben de bir gece. Anlaştık. Ama sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ama lütfen sevgilin, çok pardon, nişanlının haberi olmasın, olur mu? Lale nereden çıktı şimdi bu? Ha şimdi sinirlenir falan. Beni germesin yani boş boşuna. Hayda. Lale ne demek istiyorsun? Söyleyeceğim mi? Ay uğraşamam ben ikinizle ya. Eyvah ya. Lale ne olduğunu bana anlatırsan ben de fikir sahibi olurum. Hı? İyi. Anlatayım o zaman. Lütfen. Sevgilin, çok özür diliyorum, nişanlın çiçekçiye geldi. Böyle bana aklı sıra gözdağı vermeye kalktı. İşte neymiş efendim, boş hayallere kapılmayacakmışım. Zaten çocuk doğduktan sonra bir daha senin yüzünü göremeyecekmişim. Ama beni en sinir eden ne oldu biliyor musun? Çocuğumu bana göstermeyecekmişsiniz ve siz bakacakmışsınız. Bir saniye. Pelinsu çiçekçiye geldi, öyle mi? Sana bunları söyledi. Ay neden şaşırdın bu kadar? Ben onu anlamadım. Sen göndermişsin zaten konuşun diye. Ya Lale saçmalama, ben niye böyle bir şey yapayım ki? Valla çok üzgünüm. Pelinsu haddini aşmış. Merak etme, ben gerekeni söyleyeceğim ona. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ben senin üzülmene asla izin vermem. Bunu böyle bil, tamam mı? Gerçekten yoruldum ya. Resmen hayatlarımızı istemeden mahvettik. Yani lütfen böyle düşünme. Ya hem mahvolan bir şey yok ki. Ya şu an önemli olan tek şey bizim bebeğimizin doğacak olması. Vallahi ben halimden gayet memnunum. Yani istediğim tek şey bebeğimizin sağlıklı olması. Benim
benim için böyle. Ayrıca bak sana bir şey söyleyeyim. Ne olur herhangi bir sıkıntıda, herhangi bir problemde bana hemen açıl, saklama benden bir şey, tamam mı? Ya biz olur kavga ederiz, tartışırız, birbirimizi kırabiliriz. Ama sonuçta doğacak bebek bizim. Yani biz hayat boyunca sürekli görüşeceğiz. O yüzden arkadaş kalmamız lazım, anlıyor musun? Ayrıca ben seni nasıl bebeğinden koparabilirim ki? Nasıl düşünüyorsun böyle bir şey? Öyle dedi. Ya saçmalama. Yok öyle bir şey. Yiyelim mi? Bebeğimiz acıkmıştır. Olur. Gelen giden yok. Ben bir garsona bakayım. Tamam. Lale, bu ne tesadüf? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Neler yapıyorsun? Aynı bildiğin gibi Ersin. Anneme çalışmaya devam ediyor. Hadi bana şeyi anlat. En son ilişkin ne kadar sürdü? Ladies first. Ya, ay ne kibar çocuksun ya. Tamam, ben anlatayım. Sene 2012. 5 yıl olmuş ya. Kapınızın. Ne? Kapımızın. İyi oldu buradan belli. 2016. Da. Eksi. Kaç? 2012 kaç? 12. 4. Evet. Bak ben seni denedim. Bakalım biliyor musun, yapabiliyor musun eksi artı onu denedim. Ya canım benim, bir de beni düzeltiyor ya. Tamam. Anlatıyorum. Adı Ersin'di. Avukattı. Temiz yüzlü de bir çocuktu ama ne bileyim ben, karakter yoksunu çıktı işte. Bu beni aldattı. Başka bir kadınla beraber oldu. Ama ben de şey bekliyorum, dur onu anlatayım sana. Evleniriz herhalde dedim yani, hani takar bana yüzüğü. Biz evleniriz dedim ama. Vay, biraz ağır olmuş ha. Biraz mı? Ya çocuk beni paket etti diyorum. Ben biraz diyor ya. Hayatım kaydı. Tamam. Bayağı bir ağrımış. Ama ben çok ödün verdim ya. Bu ilişkide ben ona çok ödün verdim. Ondan böyle yaptı. Biliyor musun? Ben ne hayaller kuruyordum. O hep yani eziyordu beni. Başkalarının yanında küçük düşürüyordu. Sonra zaten aldattı, bıraktı. Gitti. Allah. Hala annenle çalışıyorsun yani. Kariyerinde bayağı bir aşama kaydetmişsin ya. Ben mutluyum ya böyle. Ben de büyük bir hukuk firmasında çalışmaya başladım. İstanbul'un en büyüğü. Hatta Türkiye'nin en büyüğü. Ne güzel. Tebrik ederim. Sağ ol, teşekkür ederim. Özel hayatında ne var ne yok? Hala bekarsın galiba. Lale'cim kusura bakma, seni beklettim. Merhaba. Merhaba. Ben Ersin. Onur. Ben sizi tanıyorum. Onur Sarıhan değil mi? Doğru. Ben sizin holdinginize danışmanlık yapan hukuk firmasında avukatım. Hep sizinle tanışmayı istemiştim. Ne güzel bir tesadüf oldu. Öyle mi? Evet. Sen nereden tanıyorsun Onur Bey, Lale? Lale benim nişanlım. Öyle mi? Öyle. Çok tebrik ederim. Çok şaşırdım.
Sağ ol. Lalicim ayakta kalma, hadi gel otur. Neyse ben o zaman sizi rahatsız etmeyeyim. Siz keyfinize bakın. Size afiyet olsun. Canım ne diyeceğim sana? Ersin benim... Eski erkek arkadaşın. Tanıştığımız gece anlatmıştın. Yani hemen hemen her şeyi biliyorum bu çocukla ilgili. Ay gerçekten mi? Ya ben içince biraz çenem düşerdi. Biraz? Ya ben o şekilde davranmama da şaşırdım açıkçası. Niye? O kuş beyniyle seni ezmeye çalışıyordu. Ne yapsaydım? Sussa mıydın? Evet vallahi çok haklısın. Sen ona o kadar fedakarlık yapmışsın az bile. Beyinsiz, kalpsiz. Peki ben böyle ilişkimizin tamamını anlattım mı sana? Bir düşüneyim bakayım bir saniye. Şimdi senin Karadeniz'in küçük bir köyüne şu an adını tam hatırlayamıyorum. Tayini çıkmıştı ama sen o çocuğu bırakıp gidememiştin. Evet. Ya ondan uzak kalmak istemedim. Yani ben onca fedakarlık yaptım ama o hep beni ezdi. Avukat olduğu için yanına yakıştıramadı yani beni. 4 yıl ya. Ben 4 yılın sonunda bana evlenme teklif eder diye düşünürken o bana ne yaptı? Aldattı. Hem de bir kızla tanıştı, 2 ay sonra da ona evlenme teklif etti. Kız da çok çirkin bir kız. Beni ez, aşağıla, sonra git o kızı bul. Ama genelde hep böyledir Lale. Eğer erkek aldatırsa o beraber olduğu kadından daha düşük seviyede, daha kalitesiz, daha çirkin bir kadınla beraber olur. Niye biliyor musun? Neden? Özgüven eksikliğinden. Çünkü normalde kadın o adama değil de adam o kadına hiç layık değildir. Onu taşıyamıyordur. O da kendi egosunu tatmin etmek için böyle düşük seviyedeki kadınlarla beraber olur. Yani bu tabii benim fikrim bu arada. Bence çok haklısın. Bir de bir şey söyleyeyim sana. Sen asla aldatılacak bir kadın değilsin. Yani bu o adamın karaktersizliğinden başka hiçbir şey değil. Bak şu güzel manzaranın tadını çıkaralım mı biraz? Sen de daha fazla üzülme. Yemeğimizi yiyelim. Bebeğimizi de üzmeyelim. Tamam. Koskoca otelde başka oda yokmuş. Yani bilemedim ki. Evet ya, kötü oldu. Ama merak etme. Bu civardaki otellerden birinde muhakkak boş yer vardır. Ben oraya geçerim. Ayrıca odanı kullandırdığın için teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sen beni ilk defa böyle görüyorsun değil mi? Hı hı. Sen de biraz... Ay kötü mü olmuş? Hayır hayır. Sen bayağı bir şık olmuşsun. Benden de şık olmuşsun. Hı. Teşekkür ederim. Ne iyi oldu ya. Burası bana çok iyi geldi. Böyle bütün stresimi attım. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Yani şu an bana da çok iyi geldi biliyor musun? Kafam dağıldı falan. İyi oldu yani. Diyorum ki acaba böyle birkaç gün uzatsak mı acaba? Yani şimdi bebeğe stres kötü etkiliyor ya. Hani sen biraz dinlenirsin, yorgunluğun gider. O yüzden dedim. Yok ya, dönelim. Tamam. O zaman yarın sabah bir şeyler yaparız, akşam döneriz olur mu? Olur. Biraz dışarıda yürüyelim mi? Hava çok güzel. Tamam olur, yürüyelim. Hazır mısın sen? Çantamı alayım. E, hadi. Aslında ben çok başka hayal etmiştim biliyor musun? Yani biriyle tanışırım, ona aşık olurum. Sonra evlilik planları yapar, bebeğim öyle olur diye düşünüyordum.
Ama şimdi yaşadıklarıma bak. Öyle. Ne demişler? Hayat, sen başka planlar yaparken başına gelenlerdir. Evet ya, çok doğru. Tabii senin de başka planların vardı. Yani yaşadıklarımız, düşündüklerimizin tam tersi. Böyle olacağını hayal bile edemezdim. Aslında çok az kaldı. Yani 6 ay sonra her şey çok farklı olacak. Evet, öyle olacak. Sana bir şey itiraf edeyim mi? Etsene. Yani her şeye rağmen içimde atan minik bir kalp var. Sanki bir şey eksikmiş ve o olduğu için şu anda her şey tamammış gibi hissediyorum. Hani kim bilir doğduktan sonra kucağıma aldığımda neler hissedeceğim. O yüzden ne olursa olsun çok mutluyum. Lale. Daha da mutlu olacaksın. Ben de her zaman yanınızda olacağım. Teşekkürler. En sevdiğim sestir, biliyor musunuz sesi? Böyle hemen hemen her gece kulaklığımı takıp dinlerim. Öyle uyurum. Uyumadan önce meditasyon yapıyorsun yani. Anne karnındayken bebeğe de klasik müzik dinletmek gerekiyormuş. Sen nereden biliyorsun bunu? Ne var canım? Bilemez miyim? Hayır, bu garip bir bilgi yani. Nereden biliyorsun? Allah Allah, nesi garipmiş Lale? Biliyorum işte. Ay yoksa sen araştırma mı yapıyorsun? Ya nereden çıkarıyorsun böyle şeyleri? Bilinçli babayım diyorsun yani. Güzel. Sen bir de böyle okuduklarının altını da çiziyorsundur. Ya ne münasebet Lale. Öyle zamanında denk geldi, okudum. Yani ne kadar oldu hatırlamıyorum bile. Neyse. Bebeğin doğmadan önce benim sesimi duyması gerekiyormuş. Doğduktan sonra tanıması için. E tabii sizin bağınız çoktan oluştu. Bizimki de yavaş yavaş oluşacak. Sen babanın sesinden tanırsın değil mi babacığım? Değil mi benim aslan oğlum? Bak ya, ikimiz de bağ yapıyorsun bunu. Ne yaptım? Erkekmiş gibi konuşuyorsun. Ya kızsa, ya seni duyuyorsa ve sana küserse. Hı? Küser mi? Değil mi kızım? Kız da olmayabilir. Erkek olabilir. İkisi de ikisinden biri olacak yani sonuçta. Yavrum, evladım, canım, güzel çocuğum benim, bizim. Bak, senin cinsiyetinin bizim için hiçbir önemi yok. Sen sağlıklı ol yeter. Tamam mı canım benim? Değil mi annesi? Toparlayabildin mi sence? Lale, şu cinsiyeti bir öğrensek. Ha, ben sana onu söyleyecektim. Ben bir karar verdim. Ne? Öğrenmeyeceğiz. Nasıl yani? Cinsiyetini öğrenmeyeceğiz. Neden ki? Çünkü ben öyle istiyorum. Sen öyle istiyorsan, tamam o zaman. Efendim? Onur Bey, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yaptınız? Oda bulabildiniz mi bana? Maalesef efendim. Çevrede zaten fazla otel yok. Olanlar da dolu. Anlıyorum. Peki, teşekkürler. Hiçbir otelde oda yok. Yapacak bir şey yok o zaman. Yani eğer koltukta uyumayı kabul ediyorsan... Yani şu minderlerde yatmaktan iyidir.
zaman ben üstümü değiştireyim. Tamam. Ay burada kalmasa mıydı acaba? Bak, yanıma yaklaşmaya kalkmasın. Yok canım, avcunu yalar. Dokunamaz bile bana. Bu sefer kırarım kafasını. Ay ne yapıyor acaba? Kesin bir şeyler peşinde. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugününle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim. Ay ikisi de aynı odada kalmışlar Fikret. İyi ki boş oda yok dedirtmişiz ha. Hatırlıyor musun? Yıllar önce aynısını ben sana yapmıştım. Ay evet. Resmen Ava'da ön balayı yaptılar. Döndükleri gibi de hemen düğünlerini yaparız. Dosta düşmana da duyururuz artık. Afiyet olsun. Teşekkür ediyorum. Sana inanmıyorum ya. Koymadım ama. Yani öyle. Benim valize de koymuşlar Maya. Öyle mi? Ya acaba diyorum hazırlıklarını boşa çıkar mısak? Bu ne yapsak? Olur. Tamam. Ben işte fırçalamaya gideyim. Tamam. Günaydın tekrar. Günaydın.
masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Al bütün varım, yoğum senindir. Ben yazdım seni diğer yarıma. İstersen yık, acıt, kanat beni, parçala. Ölsem de kıyam senin elindir. Sen dokun ziyan olmaz bana. Masala bile bile aldanmakmış aşk. Ansızın umutsuzluk yelken açıp uzaklaşınca ufuktan anlıyorsun bak. Sonbaharda yapraklar sararırken sen de yeşiller bürünür aşk. Dalgalanır durur sular gibi, hasretin çarpar yüreğime. Ay gibi parlar geceme. İstersen yak, savur, dağıt beni, yarala. Al bütün varım, yoğum senin. Ay burası çok güzelmiş. Evet, ben de çok beğendim. Burası bana çok iyi geldi. Her şey için çok teşekkür ederim. Rica ederim. Değişiklik oldu işte ikimize de. Gerçi annelerimize teşekkür etmemiz lazım. Doğru söylüyorsun. Artık dönelim mi? İstersen bu gece de kalalım. Hatta birkaç gün kalabiliriz ha. Gidelim bence. Tamam. Lale. Sana bir şey söyleyeceğim. Bir saniye. Bir daha öyle bir şey yaşamayacaksın. Sana söz veriyorum. Ah! Ne oldu? Kıpırdadı. Ciddi misin sen? Evet. Kesin mi bu sefer? Evet. Ay kıpırdıyor. Duydum. Tekme attı. Hissettim. Tesadüf mü nüksetti aşk elle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkmalı.